İyi günler. Ee, diğer bir videoda count fonksiyonu nasıl kullanıldığını göstermiştim. Yani buradaki belli satırları saydırmayı göstermiştim. Şimdi o satırdaki verileri toplam ve ortalama alma sum ve average fonksiyonlarına değineceğim. SQL'de sum formülü şu şekilde kullanılır. Yine aynı şekilde şunu alabilirsiniz yukarıya. Şöyle bir tablomuz olduğunu söylemiştim. Buradaki veriyi örneğin sum gelip şuradaki yıldızı kaldırıp mesela burada toplanabilir fekne ne var? Nakliye ücreti var. Nakliye ücretlerini toplayabilirim. O zaman buraya nakli ücreti diyorum. Şöyle kapatıyorum. Şu anda sum select sum nakli ücreti from satışa. Yani buradaki nakli ücret kolonundaki verileri topla dedim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi nakli ücreti kolonundaki bütün verileri topladı ve buraya 64.942 olarak yazdırdı. Örneğin şunun altına bir sorgu daha yazıyorum. Bunda da gelip işte ver sevk ülkesi eşittir Şöyle düzgün göstereyim. Sevk ülkesi eşittir. Örneğin Brezilya. Şimdi sevk ülkesi Brezil olanları hesaplayacak. Bakın diğer bir fekti hesapladım. Yani bu 64.942'nin aslında 4880'i ülkesi Brezil olanlardanmış. Bu nakdi Mesela Brezil değil de örneğin Germany yapalım. Germany yaptığımda, execute ettiğimde gördüğünüz gibi 64.000'in 11.000'i Germany'ymiş. Bunu görebiliyorum. Mesela yani bu şekilde bir fonksiyon kullanımı yapabilirsiniz. Veya şu sumları şu şekilde işte average yapabilirim. AVG formülüyle average'ını alabilirim. Ortalamasını alabilirim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi şu kolondaki nakli ücretlerinin ortalaması 78 olarak gözüküyor. Fakat Almanya olanlar için böyle bir ortalamaya gittiğimizde Almanya olanlarda 92 olarak gözüküyor. Mesela Almanya'nın nakli ücret ortalaması daha fazla olarak gözüküyor. Şu an böyle bir çıkarım yapabiliyorsunuz veri mı. Onun dışında Brezilya için bakıyorum. Brezilya için bakın daha düşük. 58 olarak gözüküyor. Nakli ücreti 58 olarak gözüküyor. Artık birimi neyse E8 birimi dolar mıdır, euro mudur neyse artık. O şekilde gözüküyor. Yani count fonksiyonunda satırları saydırıyorduk. Average de satırların ortalamasını alıyor. Yani çeşitli ver koşullarına göre. Ve bunun yanında da aynı zamanda sum fonksiyonuyla da bu satırların toplanmasını sağlayabiliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet.